Herkese merhaba, ben Karen. Bu videoda en çok tercih edilen küt, oval, badem ve balerin tırnak formlarını nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. İstediğiniz formu verebilmek için törpüyü doğru kullanmayı bilmek çok önemli. Daha önceki videolarımda törpü çeşitlerini, neye göre ayrıldıklarını ve hangi tırnağa hangi törpünün kullanılması gerektiğini öğrenmiştik. Şimdi de hangi şekli nasıl vereceğiz onu öğreneceğiz. Hadi başlayalım. Törpüleme açılarını daha iyi anlamanız için soft gel tips üzerinde göstereceğim. Alan olsun diye ama göstermelik olduğu için de öylesine takacağım sonradan rahat çıkarmak için. Bu sayede baskat sürmeden neden soft gel tips uygulamamanız gerektiğini de göstermiş oldum. Gördüğünüz gibi baskatı sürmeden yapılan tips uygulamalarında hem tips tam oturmuyor hem de hava alıyor. İster doğal ister yapay tırnak şekillendirmede burada gördüğünüz törpü kullanım temellerini baz alabilirsiniz. Form vermek için 100-180 grit kağıt veya ahşap törpü kullanabiliriz. Doğal ya da yapay fark etmez, tırnak yan kenarlarında ince olduğu için ben genelde ahşap törpü tercih ediyorum. Bunlarla ilgili törpüler videomda daha detaylı bilgiler var. Buraya eklerim, gidip oradan bakabilirsiniz. Bu arada burada bir de not eklemek istiyorum. Tırnak şekline sadece kişisel tercihlere göre değil, tırnak yapısı ve gücüne göre karar verin. Kullanılabilirlik ve görünüm açısından çünkü bunlar da çok önemli. İlk tırnak formumuz küt. Bu tırnak formunda serbest üç düz, tırnak yan kenarları da dik açılıdır. Unutmayın, tüm tırnak formları için ilk adım tırnak boyunu belirlemekti. Ben bu boy üzerinden ilerleyeceğim için kısaltmıyorum ama siz kısaltmak isterseniz ilk önce kısaltıp o şekilde formunuzu vermeye başlayın. Küt, köşeli anlamında olduğu için tırnak yan kenarları serbest üç bitimine kadar düz gelir. Tırnak yan kenarlarına paralel tutularak törpüleme yapılır. Serbest ucun uç kısmı da düz şekilde törpülenir. Bunun için törpü tırnak ucuna paralel tutulmalıdır. Ufak bir içe meyilli tutuş bile köşelerdeki keskinliği aşındırarak şeklin küt oval forma kaymasına sebep olacağından tam 90 derecelik bir açı ile törpüleme yapılır. 2. Oval tırnak formu. Gördüğünüz gibi tırnak törpülerin tutuş açılarına göre şekil alıyor. Törpü serbest ucun iç kısmına doğru açıyı daraltarak tutulduğunda serbest uç yanları ovalleşiyor. Bunlar yapay olduğu için şekillendirmede 100 gritlik tarafı kullanabiliyorum ama doğal tırnak olsaydı sadece 180 gritlik tarafı kullanacaktım. Her iki yanın da eşit ovallikte olup olmadığını el tutuşunun bu konumdayken tırnağa karşıdan bakarak hizalayabilirsiniz. Bu formu verirken törpünün oval tarafını kullanıyorum. Tırnak yan kenarlara yakın kısımların törpü hareketi dışa doğru olacak şekilde törpüleme yapıyoruz. Böylece serbest uç kısmı ile kıvrım bütünlüğü bozulmamış oluyor. Bu arada hem form pürüzsüzlüğünü sağlamak hem de tırnak içinde kalan kırçılları temizlemek için bufferla tekrar formun üstünden geçiyorum. 3. Badem form tırnak. Bir önceki videomda badem formu vermemde çok işime yaradığını söylediğim Nashita tırnak pensini kullanacağım. Serbest tırnak ucunu ortalayıp iki köşe kenarını tırnak yan kenarına çapraz geçecek şekilde kesiyorum. Bunu herhangi bir tırnak makasıyla da yapabilirsiniz. Önemli olan fazlalıktan kurtulup törpüyle zaman kaybetmemek. Şimdi törpünün oval tarafıyla yine yan kenardan dışa doğru törpüleyerek form almasını sağlıyorum. Bu formda serbest ucun uç kısmını üçgenin oval hali gibi düşünebilirsiniz. Diğer tarafı da bu yana eşitleyerek formu tamamlıyorum. Burada da bufferdan yardım alarak bütüş yapıyorum ve badem tırnak formumuz da bu şekilde. Ve geliyorum balerin tırnak formuna. Burada da önemli olan düz ve asimetrik yan kenarlar. Düz bir sonuç için düz formda bir makas kullanıyorum. İstediğim darlık mesafesini bıraktıktan sonra serbest uçtan tırnak yan kenarına doğru çapraz gelecek şekilde fazla kısımları kesiyorum. Törpünün düz tarafını düz bir tutuşla serbest uçta istediğim mesafeyi bırakarak ve tırnak yan kenarından devam edecek şekilde törpülüyorum. Diğer yanı da aynı şekilde törpülüyorum. Her iki serbest yan kenarı eşitleyerek ve tırnak serbest ucunun da köşeli olması için dik şekilde törpüleyerek formu tamamlıyorum. Doğru tırnak tutuşu ve açılarını kullandığınızda yani teknik bilgi bilerek uygulama yaptığınızda tırnak formlarını vermek o kadar basit aslında. Önemli olansa size yakışan formu bulmak. Onun için de hem tırnak yatağınızı hem parmak ve tırnak yapınızı göz önünde bulundurarak değerlendirmeye alırsanız ideal tırnak formunuzu çok rahat bulabilirsiniz.
Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve tabii ki bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sunburst flowers calling on warm days overdue.